Taha Akyol yine çözüm sürecimi Bahçeli'nin kendisinden hiç beklenmeyen bir çıkışla Öcalan'ın meclise gelerek DEM grubunda PKK'yı dağıtmasını açıklamaya çağırması siyasette yeni bir iklim yarattı. Yoğun tartışmalar içinde çözüm kavramı daha çok konuşuluyor. En önemlisi artık DEM'in ve İmralı'nın MHP tarafından adres kabul edilmesidir. Ne Kandil ne de Edirne. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın. Bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Bahçeli de nihayet mecliste böyle bir partinin bulunmasını kabul ediyor. Bahçeli'nin Edirne diyerek DEM'e taşı dışlaması dikkat çekicidir. Kürt hareketinde 3 faktör. Bu gündemde temsil edilen Kürt siyasi hareketinde hepsi bir bütünün parçaları olmakla birlikte 3 eğilimden bahsedilebilir. Öcalan, Demirtaş ve silahlı örgüt, yani Kandil. Öcalan'ın geleceği bir tür dışarı çıkıp siyasi bir aktör olmasına bağlıdır. Bunun için çözümde etkin olmaya daima isteklidir. Başkanlık sistemine destek verebileceklerini açıklamıştı. Mahalli seçimlerde özellikle İstanbul'da AK Partili yeni tavır aldı. Öcalan'ın açıklaması TRT'de okundu. Osman Öcalan, TRT ekranlarında iktidara destek verdi. Bahçeli'nin bundan rahatsız olmadığı biliniyor. Öcalan, 2013'te başkanlık sistemine destek verebileceklerini açıklamıştı. Demirtaş ise seni başkan yaptırmayacağız kampanyasıyla hafızalarda yer etti. Genç yaşta liderlik hırsına sahiptir. Demirtaş için Kandil değil, sandık önceliklidir. Kandil'in Demirtaş'ı azarlayan açıklamaları, Demirtaş'ın bazı terör eylemlerini kınayan konuşmaları hafızalardadır. Öcalan'ın Demirtaş'tan rahatsız olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. Bahçeli'nin Demirtaş'a dışlaması, Demirtaş'ın teröre daha yakın olmasından değil, siyasi tavrındandır. Üçüncü faktör, Kandil ise tamamen kan ve silahtır. Çözümün önündeki asıl, hatta tek engel buydu. Bugün de engel Kandil'dir, PKK'dır, YPG'dir. Çözüm dersleri, 40 yıldır kan akıyor. Genelkurmay'a göre bu 40 yıl zarfında 70 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi. Suriye olmasaydı terörün sonu gelebilirdi. Suriye'de PKK'nın uzantısı PYD-YPG'nin Rojava devrimi adıyla petrol bölgelerinde üstelik Amerikan ağır silahlarıyla donatılmış özel bir yönetim kurması hem motivasyon yarattı hem silah duygusunu körükledi. PKK daha Suriye'de bugünkü duruma gelmeden yani 2014'te çözüm süreci sırasında iktidarında göz yummasıyla Güneydoğu'da silah ve mühimmat depoları, hendekler, yeraltı geçitleri inşa etmişti. Amacı Rojava devrimini Türkiye'ye getirmekti. İktidar, içerideki çözüm sürecini Suriye'deki bu gelişmeler yokmuş gibi yanlış bir zamanda başlatmış, kötü de yönetmişti. 19 Temmuz 2015'te Bese Ozat ve Cemil Bayık Türkiye'de devrimci halk savaşını ilan etmişler. Terör eylemleri başlamış, nihayet 24 Temmuz'da hükümet hendek operasyonlarını başlatmıştı. Demek ki Suriye faktörü bir türlü bertaraf edilmeden bir süreç başarıya ulaşamaz. Bugün PKK-YPG Suriye'de 10 yıl öncesinden daha güçlüdür. IŞİD'le mücadele gerekçesiyle ABD tarafından Suriye'deki terör örgütü ağır silahlarla donatıldı. Amerikalı uzmanlar tarafından askeri eğitim verildi. Amerika çekilse bile bu silahlar örgütte kalacaktır. Suriye faktörü, ABD öncülündeki koalisyonun sözcüsü Cuat Dorian, bu silahları geri almayacağız diye daha o zaman açıklamıştı. Tablo tek bir formüle, barış demokrasi, savaş karşıtlığı gibi kavramları indirgenemeyecek kadar karmaşıktır. Ekim 2015'teki Kobani olayları sırasında Obama gibi Türkiye'ye pozitif bakan bir başkan zamanında IŞİD'e karşı ABD'nin terör örgütünü tercih etmesini Ankara diplomasisi önleyebilmeliydi. Suriye politikasındaki hataların büyüklerinden biri budur. Ahmet Türk gibi tecrübeli bir Kürt siyasetçinin şu sözleri önemli ve değerlidir. Kürtler de bu işin silahla çözülmeyeceğini görmeye başladı. Gerçekten ülke için şartlar uzun soluklu bir çözüm için dünden daha müsaittir. Fakat engel yine Suriye'de bugün daha silahlı, daha eğitimli olan terör ordusunun teşekkül etmiş olmasıdır. Türkiye'nin önemli sorunu budur. Bu tehlikeyi telafi etmeyen bir çözüm yine ve bu defa daha acılı sonuçlarla hüsrana uğrar. Sanıyorum bu ihtiyatla Erdoğan konuşmuyor. Aksine konuşsa Bahçeli ortağı, desteklese devleti angaj etmiş olacak. Bir süre sustu. Benimseyen bir ifadeden sakındı. Ortağımızın yaklaşımı diye niteledi. Ön yargısız değerlendirmeli diyerek ortalama bir açıklama yapmış oldu.